Hangisi Umut ya? Ha, engelledi. Hı, çok güzel. Efendim anne? Ha? Adliyeye geldim. Bir imza işi kaldı. Dedim de sonra okula geçeceğim, tamam mı? Hadi akşam görüşürüz. Öptüm, bay bay. Kolay gelsin. Bizim davanın sanık müdafi belli olmuş. Kimmiş? Umut Tanrıkulu. Ha, bu Ankara'daki çocuk. Kök söktürüyormuş herkese. Ankara'daki okulu birincilikle bitirmiş. Büyük hukuk büroları bile hiçbir davayı kaybetmez diyor. Demek İstanbul'a geliyormuş ha? Gelmiş valla. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abiciğim. Gel. Güzel güzel. Badana'dan sonra bayağı toparlamış burası. Değil mi? 10 numara oldu. Çok güzel. Güzel de yeri biraz sapa gibi. Niye illa burası? İşte bu güzel amcim. Ben 5 yıldır bu anı bekliyorum. Bak karşımızda var. Bizi görmüyorlar, duymuyorlar. Varlığımızdan haberleri bile yok. Yaptıkları her şeyin yanlarına kar kaldığını zannediyorlar. Çünkü her şey onların. Silahlar onların. Binalar onların. Kanunlar onların. Çıkılmayacakmış gibi görünüyorlar. Ama şehrin göbeğine kurdukları bu krallığı başlarına yıkacağız abici. Vay be umudum. Burada ilk davanı kazandın ha. Hem de ilk duruşmada. Kazandık diyelim abi. Sen de o kadar araştırmasını yaptın, işin üzerine düştün. Sen olmasan yakalayamayacaktık adamı belki. Eyvallah. Ben de ilk davamı kazandıydım var ya. Tabii o zamanlar bende böyle anksiyete falan yok. İşte ağır cezadan çıkıyorum boşanmaya, boşanmadan çıkıyorum oraya ateş ediyorum var ya. Nasılım bir görsen. O zaman Umut çok Bey. İyiydim tabii. Umut Bey. Allah senden razı olsun evladım. Sen olmasan benim oğlum suçsuz yere hapislerde çürüyecekti. E bak kendin diyorsun Ümran abla suçsuz diye. Ben bir şey yapmadım ki, ben adaletin sağlanmasına yardımcı oldum. Vallahi ne avukata verecek paramız vardı ne de umudumuz. Yani seni karşıma Allah çıkardı. Yani hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Bana hiçbir şey ödemene gerek yok Ümran ablacığım. Benim de babam işlemediği bir suç yüzünden hapiste. Sen bizim için dua et olur mu Ümran abla? Olur tabii ki tabii ki. Etmem mi? Hadi etmem sağlıcakla. Mi? Yolunuz açık olsun. Sizin de öyle. We'll be right back.
Rahmetlik babam Neşet Ertaş'ı çok severdi biliyor musun? Benim adımı da ondan öyle koymuş. Hadi ya. Ha. Babam hep derdi ki oğlum senden iyi avukat olur. Gariban hep avukat olmamı isterdi biliyor musun? Oğlum senden olur derdi. Senden en iyisi olur. E olmuşsun abi işte. Vasiyetini yerine getirmişsin babanı. Ya oldu. Oldu ya tabii oldu. Yarım avukat. Duruşmaya çıkamıyorsun avukat mı olur umudum ya. Abi kendine çok haksızlık ediyorsun. Bir kere sen çok iyi bir hukukçusun. Ya benim de senden öğrenecek çok şeyim var. O yüzden hazırla kendini. Vallahi benden öğrenecekse yedin. Ayrıca... Yanımda olduğun için teşekkür ederim abi sana. Yani o gün adliyede bana inanıp elini omuzuma atan tek sen vardın. Niye canım bir de o kız vardı. Neydi onun adı? Alev miydi o? Ne oldu görüşmüyor mu onunla? Yok abi Alev Ali. Görüş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.